Ben burada çekim yapılacak sanıyordum. Siz de kostüm giydirdiniz bana. Ben orada saatlerdir kendi kendime çay kahve verme oyunu çalışıyorum. O da bana bir şey söylemedi. Sen de söyleseydin deneme çekimine geldiğini. O seni bambaşka biri sanmış. Garson olacaksın dedi. Kostüm giydirdi bana. Ağa da düşük bunun. Ay evet, o berbat bir şey. Hayır, bir de herkesin içinde bağırdı bana. Ben buraya kendime bağırttırmaya gelmedim. Zaten otoparlak görmüştü beni ofise geldiğinde. Tanıyor beni. Kardeş bak, uzattın ama. Hem sen deneme çekimine girmeyecek misin? Ezber falan geçsene. Şimdi duygusal bir travma yaşıyorum ya ben. Onu böyle yönetmeni, yapımcıya falan söylesek de... eğer performansım düşük olursa... düşük oynaması normal. Çünkü kız duygusal travma yaşıyor desek. Kardeş bak, uzattın ama. Bu sonucunu ben anladım ama. Fark ettim, evet. Waterboy oldum sayende. Vedat bir sus ya, bir sus. Hayır, hani ben artık sette yapmadığım iş kalmadı diyebilirim diyerekten öyle sevinç şeysiyle şey yaptıydım. Deneme çekimi ne zaman başlayacak? Birazdan. Saati geldi mi? Yoldadırlar. CD yanında mı? Bende. Bir dost yazdım üstüne, sonra cebine. Mesut mu? Pek sanmıyorum. Belki biraz heyecanlı ama bir mesutluk göremedim şahsen ben. Bunu demiyorum, şu gelen Mesut değil mi? Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar bunlar oyuncu. La, Mesut'a bak. İhtiyar heyetiyle mi gelmiş o? Anladım. Seçmeler burada yapılacak. Ne kalabalık abi ya. Normal be oğlum. Ya Rüstem abiye bak. Bak şuranın yaş ortalaması ortalama 1500 falan. Ambulans var mı acaba? Vallahi bilmiyorum ki Sadi. Şey yapalım, ne yapalım? Bacım bak, sen şuraya gidiyorsun, çay kahve içiyorsun, tamam mı? Biz sana gerekirse haber vereceğiz. Bu da çok pis yapıştı bize ya. Sadi abi, ne yapıyorsun? Kurban oldum. Ne haber kız? Sen ne yapıyorsun? Murat abi ne haber? Sadi abi ne yaptın ya? Arkadaşlar, Çağlar rolü için gelenler şu tarafa doğru yönlenebilirler mi acaba? Sadi Allah aşkına, biz burada ne yapıyoruz la? Hadi odaya geçelim. Abi Çağlar rolü diyor ya. Nerede kaldı bu Faruk ke? Gelir gelir. Oğlum sen bir sakin ol az ya. Allah Allah. Hala senin ne işin var burada Allah aşkına ya? Ne demek ne işin var Sadi? Salihciğim istedi, geldim. Salihciğim? Bom bom. Menajerimden geldim. Bir nevi velim yani. %5,5'a anlaştık. Abav. Sen ne kadar çok para veriyormuşsun lan Tülay'a. Seni sektörü bilmez seni. Burada bir sopa falan yok mu ya? Ya hala, menajerin seçmede ne işi var? Niye geldin sen? Sen safsın Sadi, saf. Bunlar menajer yok derler. Kendi menajerlerini getirirler. Bir kontrol etmekte fayda var çocuğum. Hadi biz içeri geçiyoruz. Siz oyalanın Zehra ile. Çay, kahve, mavi bir şeyler ayarlayın. Hadi. Menajerin seçmeye gelmesi çok saçma ya. Lan fena mı oldu oğlum? Ayrıca Ahmet'le Melek nerede? Azıcık havamı atayım onlara. Sadeciğim, daha fazla istersen oyalanmayalım. Hadi abisi, hadi. He şey, ben de geliyorum. Şenol Bey dedi, sen de gel dedi. Gel bize dedi, enstrümanını göster dedi. Yani eğer benim düşündüğüm şeyi kastettiyse... bugün hepimiz için çok sıkıntılı olacak ha. İyi madem, hadi sen de gel. Hadi, Allah zihin açıklığı versin Salihciğim. Bak bu çocukla beraber başladık sektöre. Çocuk şimdi Gençlik dizisinde başrol. Ya Ahmet nerede dedim ya la? İşi varmış, birazdan gelecek. Ha. Yok yani, benim merak ettiğimden değil yani. Anahtarı kime verdiyse artık o merak etsin. Sadece toplantı falan var diye ondan merak ettim yani. Merak etme zaten Salih. Adamın peşini de bırak. Adamın peşi... Ben adamım... Bir defa bak, ben menajer olarak Melek'e bile gitmedim. Siz şahitsiniz, gördünüz. Onu ben süründüreceğim. Köpeğim olacak o benim, köpeğim. Ya halamdan ne istedin Salih abi ya? Halam anlamaz ki bu işlerden. Biz ona Zehra ile oyalansın diye söyledik. Ya arkadaş, halan senin menajerin olduğundan beri senin kariyerinde nasıl bir yükseliş oldu sen farkında değil misin lan? Bir şey diyeceğim ya, bu dışarıdaki karavanı Ahmet'e mi getirmişler? Ben de kendim istedim, menajerimle konuştum yani. Salih az bir sus da motorun soğusun Allah aşkına ya. Şuraya iş için geldik oğlum ya, işe odaklanın biraz ya. Birazdan Çağlar rolüyle ilgili seçmeler yapılacak. Şenol Baytar'ı yenecek yapımcı, sıkıştıralım siz sağdan ben soldan. Faruk K'ye seçilsin diye bastırmamız lazım. Anlaşıldı mı Salih? Anladım. Aynen Johnny Wayne'ın. Zaten benim eski mesleğim değnekçilik. Peki bizim bundan kârımız ne olacak? Hakikaten ya, bizim ne kârımız olacak o işten? Çıkın lan dışarı, terbiyesiz herifler. Siz ne kadar küçük insanlarmışsınız lan. Çıkın dışarı lan. Ben kendim sıkıştırırım. Pardon, tek başına zor olmaz mı ya Murat abi? He? Ne yapacaksın, sarılacaksın mı? Kucak nasıl mı yapacaksın? Oğlum lan, CD mi var orada? O ne? Hakikaten bu ne ya? Bir dost yazıyor, Allah Allah. Sen onu nasıl gördün ya? Nereye bakıyordun sen demin? Karografiye baktı ben. Murat abi sen mi koydun bunu? Yok. Allah Allah. Benim öyle çok dostum da yok ama. Merak ettim şunu ya. Ben bilgisayar ayarlatayım Vedat'a da. Bir izleyeyim şunu. Geliyorum.
Unuttunuz mu lan Saat? Kaç Salih'se? Gecikmedim değil mi? Yok yok, daha kimse gelmedi. Salih abi de burada. Ya Muratçım ya, bu yazda ne kadar çok sinek yaptı ya. Hala gitmedi sinek daha, farkında mısın? Vız 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 duyuyorum yani. Muratçım lafını kullanmazsak Murat dersek sevinirim Salih. Hatta mümkünse Murat Bey. Hani çalışıyoruz ya, business. Şş, şş. Barışmıştık lan hani, ha? Ya bak hala duyuyor musun ya? Ya bir ilaç milaç yok mu şunu sıkayım ağzına yüzüne? Şu var ya şu. Hangisi? Saçlı olan. Yapımcının kızıymış. Tanışıyorum ben bütün ekiple. Hobbit var bir de sağa sola bağıran. Kız ona bir afralar, bir tafralar. Hobbit ağzını açamadı. Kız ne dese dedi. Bak bak şuna. Şuna bak. Şuna bak şuna. Hangisi? Yer olan. O da Rüstem Bey. O da yapımdan. Hobbit'in altında çalışıyor galiba. Yazık ya. Ona da çay veremedim. Ama iyi adam, nazik adam. Ben de kızıyorum bekletilmeye ama ne yapacaksın? Bu işler böyle. Bir keresinde 12 saat bekledim taksi demek için. 12 saat. Tek repliğim oydu, taksi. Ama çok güzel taksi demişim. Yönetmen çok beğenmişti. Hanımefendi, biraz replik baksam. Aa bak tabii bak. Tecrübelerimi aktarıyorum. Yararlansana. Hop. Hop, aman dayıcığım değmesin yağlı boya. Bak bu da Hobbit. Biraz tombik ya, azıcık da kısa, o yüzden Hobbit diyorum ona ben. Tanışıyoruz kendisiyle. Bir müsaade edersin. Ama... Arkadaşlar, seks... Çağlar rolü için gelen arkadaşlar artık gidebilirler. İlginize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çağlar dedi değil mi? Çağlar dedi. Çünkü ben vuslat için geldim. Dedim ama ben sana, dedim ben sana. İlişkilerle yürüyor bu işler dedim. Dinlemedin ki. Bak, geldin mi? Böyle gidersin işte. Dayım, bir müsaade be. Arkadaşlar, birazdan Kezban rolünü deneyeceğiz. İnceden bir sıra oluşturursak harika olur be. İyi, Kezban olmaz ki benden. O daha çilli falan, bende çil yok. Ama siz çok Kezban alırsınız. Vallahi siz gidin Kezban alın, vuslat kalsın, bize kalsın. Sen de mi Kezban rolüne? Bir uçak dolusu insan, bunlar da yarısı. Sezon değişince o uçağın yarısı da girecek diziye. Oradan da ekmek çıkar size. Abi ben ne yapayım şimdi, bir minibüs falan mı çağırayım, evlerine mi bırakayım, ne yapayım? Evlerinin önüne bırak, sokağın başına falan değil. Kaybolurlar lan. Arkadaşlar, İstem abiyi duydunuz. Ha, eğer istemeyen olursa minibüs parasını kesip anında ücretini iade ederiz. Ama rol çokmuş dizide. Üç kuruş için geleceğinizi karartmayın derim size. Bugün olmadı, yarın kesin olur. Şimdi şu velisi gelip alacaklar bir ayrılsın. Ben de minibüs falan çağırayım, hadi görüşürüz. Bir dakika. Sene 73. Aylardan Temmuz, günlerden Salı. Bu grubun yaş ortalaması 25-30. O zaman yalancı yer mi çekiyoruz? Biz de pazar esnafı olarak bir döktürüyoruz ki o biçim. Derken kameracı Metin Akpınar pazara girip özür falan dileyecek ama çekime de geç kalmış. Neyse girdi pazara. Zeki'yi de Mülür'ü de çıkaramadı kalmalıktan. Biz de provalarda kıyamet koparıyoruz. Bir döktürüyoruz ki gel gel, kavuna gel, bala gel. Domatesim kırmızı, kıpkırmızı. Rahat bırak onu lan kızı. Metin durdu. Ben yanlış yere geldim galiba dedi. Beni çevirdi. Buralarda bir yerde çekim varmış dedi. Nerede olduğunu biliyor musun dedi. Nereye bağlayacaksın abi? Bağlansa da kodum, bağlanmasa da. İtle kırı. Hadi. Hadi. Işte. Hadi. Gerçekten de gelmeme gerek yokmuş Zehra. Ay Salih sana söyledi hala git eve diye. O zaman ben ufaktan gideyim. Enişten de gelmeden yemekleri yaparım. Tamam, hadi. İyi o zaman, bekle ben de gelirim. Hadi bırak şunu, gidelim. Çok özür diliyorum, ben şey soracaktım. Vuslat karakteri hakkında ne düşündünüz siz? Ona göre ayarlanayım ben. Vallahi biz pek bir şey düşünmedik. Nasıl, evde konuşulmuyor mu bunlar? Ev derken? Halamız galiba. Siz Vuslat hakkında ne düşünmüştünüz? Vuslat kim kızım? Ben çıkaramadım. Vuslat var ya hani, çocukları olmuyor, kocası var. Kocası dilsiz, konuşamıyor. Doktora görünmüşler mi kızım? Bizim bir Zekeriya ablanın kızı vardı. Doktora gittiydi de doğurduydu hemen. Hah. Doktor bekarmış. Şimdi çok mutlular doktorla. Fuzuli beklemişler o kadar zaman. Oh.
Doktor aile hekimliğini biraz yanlış anlamış. Şey alt metin olarak mı? Çünkü ben gitmişlerdir diye tahmin ediyorum. Yani ben karakteri öyle kurdum. Yok, tahminli olmaz. Tahlil lazım. Eğer doktor görmediyse hiç kafaya takma. Mutlaka doktor görsün. Derinlikli olsun diyorsunuz. Ben biraz çalışayım o zaman. Çok sağ ol halacığım. Ah yavrum. Halam. Sağ ol. Yazık kıza ya. Bence de çok yazık. Bah. Arkadaşlar, Kezban rolünün seçmelerine başlıyoruz. Diğer rollerin seçmelerini artık yarın yapacağız. Teşekkür ederiz. Nasıl ya? Hadi. Bah ya. Nasıl ya? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.